Evet sevgili Şifa Kapısı programı izleyenlerimiz, kalp sağlığıyla ilgili röportajlarımıza devam ediyoruz. Ve kalbimizi nasıl korumalıyız? Kalp hastalıklarından kendimizi nasıl koruyacağız? Kalp krizinden, kalp yetmezliğinden ne kadar koruyacağız kendimizi? Kalple ilgili merak edilenleri vatandaşlarımıza da soracağız. Ne kadar kendimizi koruyabiliyoruz? Efendim geçmiş olsun. Sağ olasın, teşekkür Siz ederim. tanıyabilir miyiz? Ekrem Aydeniz. Ekrem Bey, sizin rahatsızlığınız nedir? Ben kalp rahatsızlığı daha önce olmuştum. Evet. 2016 yılında anjiyo takmıştım. Evet. Stent takmıştım. Gene rahatsızlandım. Hocamın iyi davranışı ve sağlıklı bakması için buraya geldim. Mardin Nusaybin'den geliyorum. Mardin'den Evet geliyorsunuz. hocam. Mardin'den İstanbul'a tedavi için Tedavi için geldiniz. geldim. Senelik iznimi ayrıldım. Evet. Sırf hocanın yanına gelmek için. Daha önce bana faydalı olduğu için ben burayı tercih ettim. Mehmet Meriç Hoca'ya geldiniz. Mehmet Hoca'ya geldim. Evet. Memnun kaldınız. Memnun kaldım. Tekrar anjiyo olacağım. Evet. Kısmet olursa gene tedavi gerçekleştireceğim. Peki sigara kullanıyor muydunuz? Sigara kullandım. 35 yıl içtim. Eyvah. 10 yıldır da bıraktım. 10 yıl oldu Pişman bıraktım. değilim. Yani çok rahatlandım. İyi Sigarayı ki de bırak. İyi ki bırakmışsınız. bırakmışım. Hiç tavsiye etmiyorum. Kimse sigara içmesin. Evet. Peki kendinize dikkat ediyorsunuz Dikkat şimdi. ediyorum. Neler Dikkat ediyorum. yapıyorsunuz? Mesela Yürüyüş yürüyüş yapıyorsunuz. yapıyoruz, spor yapıyoruz. Evet. Zaten zabıta memuruyum Mardin'de. Evet. Genellikle yürüyoruz zabıtalar. Onun Kendinize dikkat kendimizi ediyorsunuz. dikkat ediyoruz. Mehmet Meriç Hoca'dan da memnun olduğunuz için Avrasya Hastanesi'ne geldiğinizi Evet, evet, söylüyorsunuz. evet. Peki nasıl karşılandınız hastanede? Çok iyi karşılanıyoruz. İyi davranıyorlar. Memnun kaldığımız için biz de tekrar geleceğiz. Efendim geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Evet, kalp sağlığıyla ilgili konuşuyoruz. Kalbimize ne kadar bakıyoruz? Kalp sağlığımızla ilgili neler söylersiniz? Kendimizi nasıl Valla biz hiç yani mesela babam şu anda 61 yaşında hiç mesela sadece ağırlaşınca geldik. Hiç yani kendimize dikkat etmiyoruz ki yani biz yani ülke olarak yani biz yok yani kendimize hiç sağlığımıza şey yapmıyoruz, dikkat etmiyoruz. Babanız hasta Hı-hı. olduğu için Evet. geldiğinizi söylediniz. Kalp rahatsızlığı Hı-hı. var babanızın. Ya babam da ayağında yara çıktı. Evet. Öyle yani biz öğrendik sıkıntı olduğunu. Daha önce işte 2-3 ay önce diğer bir hastanede anjiyo olmuştu. Sıkıntı çıkmadı. Sonra başka bir hastaneden yönlendirdiler bizi buraya. Ve doktorumuzdan da Allah razı olsun Habib Bey. Yani çok memnun kaldık. Yani hasta bakıcılarından, herkesten ayrı ayrı Allah razı olsun. Peki babanız nasıl dikkat ediyordu kendine? Dikkat etmiyor muydu ya da? Tabii ki de etmiyordu. Babam hem tansiyon, şeker, kolesterol hastasıydı. Evet. Ya hala da mesela öyle yediğine içtiğine dikkat etmez. Diyet mesela veriyor doktor, asla Evet. etmez yani. Şey yapmaz, dikkat etmez. Sigara kullanıyor mu? Kullanıyordu bir 2 yıl önce falan. Yani son raddeye gelince bıraktı. Hı. Sigarasını bıraktı Hı, bıraktı şimdi. çok şükür. Hı, Tedavisini aynen. alıyor. Hı. Şu anda Avrasya Evet, evet. Hastanesi'ndeyiz. Hı. Peki neden burayı tercih ettiniz? Valla biz yani öyle nasıl demin dediğim gibi doktor bey bizi buraya yönlendirdi. Yani iyi Evet. ki de burayı yani İyi yönlendirmiş. ki geldik Evet evet diyorsunuz. Bahçelievler'de mesela özel lüks bir hastaneye gittik. Mesela bu kadar memnun kalmadık biz. Hı. Yani Neyden teşekkür memnun ederiz. kaldınız? Valla biz hasta bakıcılarından, doktorumuzdan mesela demin kapısına vurduk, içeri girdik, görüşebildik. Evet Sevda Hanım'dan teşekkür ediyoruz. Evet. Mesela demin geldik yeğenleri yoğun bakım hani yoğun bakım kapısı mesela el salladık en azından babamızı görebiliyoruz bir Moral heh, evet oldu, evet motivasyon aynen oldu. evet mesela diğer yerlerde böyle bir şansınız olmuyor. Tabii burada hastaya verilen moral de çok Aynen önemli. aynen evet ya elinden gelen her şeyi yapıyorlar Allah razı olsunlar. Yani yine bir sıkıntımız olsa yine burayı yani artık alıştık buraya. Aile hastaneniz Tabii oldu. ki tabii ki aynen aynen teşekkür ederiz. Peki. Evet sizi de tanıyabilir miyiz? Vallahi kardeşim ben Karadeniz'den geldim. Karadeniz'den geldiniz. He. Hoş geldiniz. Karadeniz'in neresinde? Vallahi bizim Kastamonu diye geçiyor. Evet, Kastamonu'ndan geldiniz. Hoş geldiniz. Bu hafta konumuz kalp sağlığı. Var mı yakınlarda kalp rahatsızlığı geçiren? Kardeşim var işte bacak damarından. Oldu, anca oldu. Anjiyo oldu Evet. kardeşiniz. Şu anda bu hastanede. Bu hastanede. Siz de ziyarete geldiniz. Evet, ben de köyden ziyarete geldim. Hoş geldiniz. Peki kardeşiniz
Kardeşiniz sigara mı içiyordu? Kendine bakmıyor muydu? Genetik mi? Ya kardeşimi de hanımı öldü. Bayağı oldu. Evet. Yani, evet. İşte biraz öyle bir şeyle. Hayırlısı Allah'tan be kızım be. Geçmiş olsun diyelim. Sağ ol. Peki Kastamonu'ndan geldiniz. Evet. Şu anda da Avrasya Hastanesi'ndeyiz. Nasıl, evet. Hastanızla ilgileniyorlar mı? Memnun Allah kaldınız. Allah razı olsunlar. Çok ilgileniyorlar. Girdim yanına, hemen gelir gelmez girdim. Koydular yanına beni. Uzaktan geldim dedim. Evet. Hmm. Nasıl güzel bakıyorlar. Tertemiz her taraf güzel bakıyorlar. Allah razı olsunlar, sağ olsunlar. Yani kalbimize elimizden geldiği kadar dikkat ediyoruz. Zaten insan vücudunun en önemli organlarından bir tanesi kalp. Ya bu kesinlikle dikkat edilmesi gereken şeyler. Hususlarda şunlardır bana göre. Başta spor yapmak, sigara içmemek. Ben sigara içmeyi de ona bağlıyorum. Bunlara dikkat ettiğimiz zaman herhalde umut ediyorum ki kalbimizle alakalı bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyoruz. Hastanemize gelince daha doğrusu diyelim. Biz 4 gün oldu buradayız. Hastamız var burada, dayım yatıyor. Sağlık durumu çok iyi. Allah razı olsun herkesten, doktorlardan. Hastanede bana göre yani 10 numara bir hastane. Bu hastanenin devamını da diliyoruz zaten. Çoğalmasını isteriz. Tabii kesinlikle tavsiye ederiz. Yani ilgi alaka doktorlar olsun. Şu anda mevcut durduğumuz odamız olsun. Yani her şekilde 10 numara bence yani. Herkese teşekkür ederiz. Bütün yönetime, sizlere, herkese teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Efendim geçmiş olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, bu hafta kalp sağlığından bahsediyoruz. Kendimize ne kadar dikkat ediyoruz? Sanırım etmiyoruz. Çocuklarla boğuşmaktan kendimize zaman ayıramıyoruz. Evet, kaç çocuğunuz var? 3. 3 çocuğunuz var maşallah. Evet, biri 8 aylık, 10 yaşında, 9 yaşında. Ooo, üçü de birbirinden tatlıdır. Evet, yani bebeğimiz de içeride, işte o rahatsızlandı, o yüzden geldik. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Neden peki bu hastaneyi tercih ettiniz? Yani civardaki en iyi bu ilgilenilen yer. Yani bilmem, alışkanlık oldu herhalde, sürekli buraya geliyoruz. Doğum doktoru da burada olduğu için o kontrollerini yapıyor. Tabii burada oldu. 8 ay önce burada. İşte o yüzden buraya geliyorum. Nasıl peki? Yani yok, iyi. Memnunuz. Yani doğum doktorumdan çok memnundum zaten. Kadın doğumcudan. Çocuk doktorumdan da memnunuz. Yani daha rahat ifade edebiliyoruz. Ne istediğimizi sorabiliyorum. Hani çünkü çok soru soruyorum. Hasta ilişkisi güzel. Aynen. Yani kafamda ne varsa soru benim için önemli olan o. Yani sormam lazım. Hani şimdi başka ektiğin zaman hani soramıyorsun. Hani var. Sorduğunuza rahat cevap alıyorum. Ve alıyorum. Alıyorum yani, telefon açsam da getirsem de rahat cevap alıyorum. O yüzden de alakalı. Evet, o yüzden. Peki efendim, geçmiş olsun. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Efendim geçmiş olsun. Teşekkürler, sağ olun. Evet, bu hafta konumuz kalp sağlığı. Ne kadar dikkat ediyoruz kendimize? Oldukça dikkat etmeye çalışıyorum. Mesela neler yapıyorsunuz? Daha çok yürüyüş yapıyoruz. Yürüyüş, evet. Onun dışında yani sürekli hiç oturmuyoruz neredeyse. Hareketli bir bayan. Evet. Peki bebeğiniz var herhalde. Evet, ikincisini bekliyoruz. Maşallah, hayırlı uğurlu olsun. Neden bu hastaneyi tercih ettiniz? Konforlu, doktorlarımız çok iyi. Evet. Özellikle Doktor Stepan Sunay'a geliyoruz, Ersin Hanım'a geliyoruz. Yaklaşık 7-8 yıldır burayı tercih ediyoruz. Tavsiye eder misiniz? Tabii herkese. Konforlu, temiz, hoşgörülü insanlar. Bu kadar. Doktor hasta ilişkisi çok önemli. Evet. Çok evet. Önemli. Ve süreklilik aynı doktorlar olduğu için, evet. Bu yüzden de tercih ediyoruz. Doktorlarımızdan çok memnunuz. Peki efendim, geçmiş olsun. Sağ olun. Evet kıymetli izleyenlerimiz, Şifa Kapısı programımız devam ediyor ve misafirlerimizle röportajlarımıza devam ediyoruz. Efendim geçmiş olsun öncelikle. Teşekkürler, sağ olun. Evet, bu hafta kalp sağlığından bahsediyoruz. Kendimize ne kadar dikkat ediyoruz? Ediyorum edebildiğim kadar yani. Neler yapıyorsunuz? Ya, sigara içmiyorum zaten, alkol güzel. Kullanmıyorum. Yani evet. Yemeklerimde de hani sebze ağırlıklı yapmaya çalışıyorum. Onun dışında zaten belli ortamlara girmiyorum. Sigaranın olduğu ortamlara falan. Aklıma gelen bunlar. Yani spor yapmıyorum ama yürüyüş yapıyorum yani yapabildiğim kadar hani. Yürüyüş çok önemli. Evet. Yani bir yerlere giderken sürekli araba kullanmıyorum mesela. Evet. Yürüyerek de gidiyorum tempolu. Onun dışında organik şeyler almaya çalışıyoruz diyoruz ama hangisinin organik olduğunu kimse bilmiyor. Evet. Ama bilebildiğimiz kadar almaya çalışıyoruz. Taze
mevsiminde şeyler almaya çalışıyorum. Evet, aynen. Mevsiminde olanları kullanıyorum ve yani o gün yapacağım şeyleri bir gün önce almaya çalışıyorum. En azından böyle bir hafta 10 gün bekletmiyorum dolapta. Onlara dikkat ediyorum. Birçok hastalığın açıkçası davetlisi de stres. Peki, stresten uzak durabiliyor muyuz? Tabii ki hayır. Yani diğerlerini belki tolere etsin diye. Yani çünkü çok stresli bir insanım. Ama aslında şu an çalışmıyorum. Eskiden bankacıydım. Çok fazla stresim vardı. Bankanın en son yani işten çıkmadan önce Bülent Bey'i tanıdım. Genel cerrahımız. Midem çok stresten mahvolmuş durumdaydı. Yemek yemiyordum. Geldim sağ olsun tedavi etti beni. Ondan çok memnunum. Hastanemizden de memnunum. Ondan sonra stresim çocukla ilgili olmaya başladı. Hani ufak şeyler oluyor. Mesela aklım kalıyor diyorum. Acaba okulda ne yaptı? Şöyle mi böyle mi? Öyle insan kafasına takıyor ama takmaması lazım. Onu da biliyorum. Ama işte takılıyor. Yani karakter meselesi aslında. Gördüğümüz kadarıyla da bilinçli bir hanımefendisiniz. Evet, teşekkür ederim. Elimden geldiğince bilinçli olmaya çalışıyorum. Peki şu anda Avrasya Hastanesi'ndeyiz. Neden Avrasya Hastanesi'ni tercih ettiniz? Doktorumuz, genel cerrahımız Bülent Öztürk. Biz ailece geliyoruz zaten. Ben kendisini bir 5-6 senedir tanıyorum. Çok ilgili, alakalı. Yani teşhisleri de çok iyi. Zaten ailede endoskopi yapmadı. Bir annem kaldı. Babam geldi, eşim geldi. Şimdi kardeşim endoskopi için geldi mide konusunda. Yani herhangi bir şey olduğunda teyzem de geldi başka bir ameliyat için. Beni de ameliyat etti 2 kere kendisi. Onun için çok memnunum yani Bülent Bey'den. Öyle. Onun için geliyorum yani. Yani herkese de tavsiye ediyorum. Doktorların hastalarla olan ilişkisi düzgün olduğu için verilen sorulara cevapları, yanıtları çok rahat istediğiniz zaman soruyor biliyorsunuz. Mesajla gerekirse kendisine ulaşabiliyorum. Çok cana yakın zaten. Gelen bir daha gitmiyor. Burası hep yoğun. Bugün neyse ki şansımıza hava belki soğuk diye biraz daha boş. Kardeşim şimdi endoskopi oldu. Sonuçlarına bakacağız. Sonra gideceğiz biz de. Onun için geliyorum yani. Peki efendim. Teşekkür ediyorum ben geçmiş size. Olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Efendim geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Evet. Kalp sağlığından bahsediyoruz. Kendimize ne kadar bakabiliyoruz? Sağlıklı yaşayabiliyor muyuz? Valla maalesef yaşayamıyoruz. Günümüz şartlarında bunun da çok zor. Şöyle söyleyeyim. Ben kızlarımdan örnek vereyim. Ben 2 gün evvel 4 tane hastaneye gittim. Devlet hastanesine hiçbir problem. Yani problemini çözüm bulamadım. Daha sonra tavsiye üzerine ben Armanlı'ya geldim. Sağ olsunlar sabah 10'da geldim ama 2 saat gibi bir zamanda bütün problemlerimi hallettim. Ben hastaneden memnunum. Hastaneden memnunum. Şöyle, ben daha evvel babam da bu hastanede tedavi gördü. Benim burada kız kardeşim var, eniştem, kız kardeşim, herkes burada tedavi görüyor. Ben kendim 4. cemaatte oturuyorum. Bana yakın çok güzel hastaneler var. Ama buranın doktorlarına bana çok tavsiye ettikleri için ben de burayı tercih ediyorum. Evet, kızınıza dahil dediniz. Evet, aynı şekilde kızıma da. Kızımın bir rahatsızlığı vardı. Gittiğimiz halde tedavisine cevap alamadık. Herhangi bir rahatsızlığı ilgilenmediler. Şöyle bakın hastanesine gittim. İlgi alanıma girmiyor dedi. Urolojik bir hastalık. Beni gönderdi. Orada doktor böbreklerinden rahatsız dedi. En son kızdım. Ve bugün dün kendisinin ameliyatı vardı Arman Bey'in. 2 tane ameliyatı vardı. Dün getirecektim ama olmadı. Bugün kendisi müsaitti. Bugün sabahleyin getirdim. Ultrason istediler. Şunu istediler. Tahlilleri şu problem bir. Ben sabah saat 10'da geldim ve 2 saatte sorunuma çözüm buldum. Efendim geçmiş olsun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet. Bu hafta kalp sağlığından bahsediyoruz efendim. Kendimize ne kadar dikkat ediyoruz? Valla kendimizi yeteri kadar dikkat etmiyoruz yani. Neden? Çünkü eşim rahatsız olduğu için burada tedavi görüyoruz biz. Onunla şimdi ilgileniyoruz. Burada Habib Hoca'da tedavi oluyoruz. Kalp rahatsızlığı. Kalp rahatsızlığı. Ne var efendim? Anji oldu. Anji oldu. Ondan sonra şimdi işte devamlı gelip gidiyoruz buraya. Hem de tabii ciğerlerinde de tabii su birikiyor. Ondan sonra burada tedavi oluyoruz yani. Peki neden kalp rahatsızlığıyla karşılaştı eşiniz? Onkoloji hastası. Kemoterapiden sonra
şey yaptı yani, karnı şişti. Şişince tabii ki ciğerlere vurdu. Peki, geçmiş olsun. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Nasıl da memnun kaldınız? Çok memnunuz. Neden burayı tercih ettiniz? Vallahi biz Habib Hoca'dan çok memnunuz. Çok memnunuz. Devamında buraya gelip gidiyoruz. Ben de şimdi fiziğe geldim yani. Siz fizik tedaviye evet, geldiniz. Evet. Evet, biz burada tedavi oluyoruz. Evet, biz burada. Aynen. 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 Biz burada tedavi oluyoruz. Aile yani, hastanedesiniz. Aynen. Aynen. Biz burada yani çok memnunuz doktorlarımızdan. Peki, memnunuz. Tavsiye eder misiniz hastaneyi? Ederim. Doktorlarımızla evet. Dediğiniz zaman da evet. İletişime geçiyoruz. Evet, evet, evet. Biz geçiyoruz. Çok da ilgileniyorlar. Allah bin kere razı olsun. Yani çok memnunuz. Peki efendim. Biz memnun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.